Kara Murat, sana Eflak yolu göründü. Sağ olun sultanım. Yanına istediğin kadar asker alabilirsin. İstemez sultanım. Bir yürek, bir bilek bana yeter. Seyirci sinemada, kaleleri tek başına ele geçiren, bir kılıçla bütün kötülere meydan okuyan kahramanları çok sevdi. Bazen Battal Gazi'ydi bu kahraman, bazen Malkoçoğlu, bazen Kara Murat. Ama seyircinin gözünde o hep Cüneyt Arkın'dı. Bugün aşağı yukarı 100 kişi geldi. Biz de 4 kişi yarayacağız, geçeceğiz Bizanslıları. Bre, vur diye bir girdik, bir baktım arkadan feryatlar geliyor. Millet bağırıyor. Aman ölüyorum, yapma, etme, delindim, arkaya bakmaya kalmadı. Buradan o zaman şey de yok, tahta kılıç, o fiber. Onlar da yok. Her şey, kılıç gerçek, kalkan, gürs, her şey gerçek. Mızrak şuradan geçti derken bir tane şey geliyor. Türk sinemacıları, dünya sinemasında olup biteni takip ettiler. Dünya seyircisinin ilgisini çeken türleri kısa zamanda Türkiye'ye uyarlamaya çalıştılar. Salon komedileri, melodramlar, yerli unsurlarla bezenerek sunuldu izleyiciye. Avantür filmler biraz imkan yokluğundan, biraz da seyircinin salon filmlerine olan ilgisinden sinemacıların eğildiği bir tür olmadı başlangıçta. Cüneyt Arkın, Gurbet Kuşları filmiyle başladığı sinemada uzun süre romantik jön rolleriyle seyirci karşısına çıktı. Birinci filmim Gurbet Kuşları'nda Tanju Gürsü'yle bir damın üstünde yeni yapılmış, hiçbir koruması olmayan 6 katlık damın üzerinde tek planlık bir kavga sahnemiz vardı. Yönetmeni Halit Refik, Gurbet Kuşları. O zaman o sahne çekildikten sonra Halit abi bana bir şey söylemişti, hiç unutmuyorum. Vücudunu çok iyi kullanıyorsun demişti, çok estetik, çok güzel. Biraz hareketli işlere dön demişti. O benim kulağımın arkasında kaldı o. Tam şeyden geçiyorum Taksim'de, bir baktım oradan Medrano Sirki şeyi var, afişi var kocaman. Hay Allah, o akşam gittik. Çok güzel hareketler. Ya dedim, ben bu Medrano Sirki'nde yapılan bu atletik, bu çok güzel, bu estetik güzel hareketleri sinemaya getirebilir miyim? Getiririm pekala. Gittim orada çalıştım ama benim şey oyuncu, sinema oyuncusu olduğumu falan filan da bildikleri yok. Paulo Hugo kardeş bunlar, hatta Victoria Gasman'ın da hocalığını yapmışlar bir filmde. Trapez falan öğretmişler. İşte saat 10'da bitiyor, 11'de bitiyor. Her fırsatta, her boş kaldığım anda o Medrano Sirki'ne gittim. Aşağı yukarı bir sirkte yapılabilir ne varsa hepsini öğrendim. Ama ne yapıyorum? Spagettilerini taşıyorum, şarap şişeleri taşıyorum, havlularını taşıyorum. Sonra bir gün bir afişimi görmüşler benim. Ya bu bizim çocuk değil mi falan deyince sonra büyük bir saygıyla onlar benim havlumu taşımaya başladılar. Ve gerçek anlamda bir sirkte yapılabilen ne varsa aldım, Türk sinemasına getirdim. Ben eve geldiğim zaman uykum kaçardı. Ay derdim, bunu nasıl yaptı? Aman Allah'ım derdim, ya düşseydi oradan. Yani akıl almaz. Bunlar dışarıda, yabancı filmlerde büyük çalışmalarla, büyük ekiplerle ve dublörlerle falan yapılan sahneler. Cüneyt bunları hepsini tek başına korkusuzca yapardı. Hakikaten, fakat çok çalışırdı Cüneyt. Evinin bahçesi sportif araç gereçlerle doluydu. Yaylar, bilmem neler, somyalar, her gün kalkar onların üzerinde zıplar, taklalar atar, oralara tırmanır, ipler sarkıtılmıştır damdan. Olur şey değil. Nikol tek başına 3 kişiye bedel yaman bir silah şurdu. Onları öldüren de 10 kişiye bedeldi. Onu görsen tanır mısın? Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi ve Malkoçoğlu serileri, Kartal Tibet'in Tarkan'ı bu türün ilk örnekleri olur. Daha çok gazetelerde tefrika edilen tarihi kahramanlık öykülerinden esinlenen bu serilerin, seyircinin ilgisini fazlasıyla çeken örneklerinden biri de Kara Murat olur. Bana bak kumandan, aramaya devam edin. O yabancıyı mutlaka bulmalısın. Emredersiniz majeste. Bu adamları bırakalım mı? Hayır. Hepsini kaza oturtun. Durun! Durun, beni dinleyin. Söyleyeceklerim var. Söyle! Ne istiyorsun? Bu kadar cana kıymanıza gerek yok. Ya, neden gerek yokmuş, söyle bakalım! Çünkü aradığınız yabancı benim. Sohban Koloğlu yönetimindeki sanat ekibi, kısıtlı imkanlarla ve o günden bugüne kalmış mekanların yardımıyla dekorlar oluşturur. Dönemin renkli film çekme koşullarının da etkisiyle, filmlerde Yeşilçam'a özgü bir atmosfer yaratılır. Bu atmosfer içinde filmlerin görünmeyen kahramanları karakter oyuncularıdır. Zaman zaman Kara Murat'a yarenlik eden iyi adamdırlar ama çoğu zaman kötü adam rolleriyle kaybetmeye baştan yazgılı karakterlere hayat verirler. Şimdi düşünüyorum da bir mucize yapılmış yani o zamanlarda, o zamanki teknikle, o zamanki sinemaya yaklaşımla bizim yaptığımız şeyler bayağı bir mucizevi olaylar olmuş. Yani aman bu adamlar ne yapıyor dedirtmemişiz. Yalnız orada bir tek şey var, pek fazla tarihi gerçeklere sadık kalınmamış tabii. Yani başka bir sinematografik düzen düşünülmüş, senaryo olarak daha başka bir şey düşünülmüş. Ama güzel günlerdi. Kara Murat filmlerinin bir özelliği de yeni yüzleri sinemaya kazandırması olur. Saklambaç gazetesinin açtığı sinema yıldızı yarışmasında birinci olan oyuncu adayının Kara Murat filminde rol alacağı duyurulur. Yarışmanın birincisi Hale Soygazi, setlerle Kara Murat Fatih'in Fedaisi filminde tanışır. Minik çapta, ufak çapta oyunculuk deneyimim vardı ama tiyatro, ama sinemada ilk filmim. Natuk Baytan çekiyordu, avantür filmlerin yönetmenidir. O filmde ata bindim, işte bıçak kullandım. Tabii ki bu çok benim için önce çok zor bir melodram olsa, romantik bir komedi olsa daha rahat başa çıkılır bir şey. Ama avantür filmin de kendi kuralları var ve bir de beceri istiyor. İşte bıçak saplamayı bilmeniz gerekiyor. Ata binmeyi bilmeniz gerekiyor. Bütün bunları o film boyunca, film süresince ben öğrendim. İşte bıçak nasıl saplanır, işte atın üstünde nasıl durulur ve böyle başladım. Masum Türkler için! Kara Murat filmleri dönemin başarılı prodüksiyonlarıdır. Büyük prodüksiyon yapma geleneğinin olmayışından kaynaklı sorunlar çekim ekibine zor anlar yaşatsa da oyuncular ve teknik ekip sette yaşananları bugün geçmişin güzel günleri olarak anımsar. Ve motorla birlikte önde Mehter takımı, arkada ben ve ordu yürümeye başladı. Fakat at sürekli sollayıp geçiyor Mehter takımını. Sonuçta 2-3 kere böyle yapınca yönetmen şeyi çağırdı. Atın sahibini çağırdı. Dedi ki ya kim getirdi bu atı dedi. İşte bilmem kim getirdi. Çağır bakayım şunu dedi. Çağırdı. Geldi. Ya dedi. Bu at dedi, niye habire dedi sollayıp geçiyor Abi dedi, bu araba atıdır dedi, önünde dedi trafik oldu mu sollar geçer dedi. Öyle şeyler olurdu ki en az 50 kişiyle işe giderdik ama gene adam yetişmezdi. Allah rahmet eylesin, Zeki Alpan diye bir makyörümüz vardı. Adam oku atar, git Zeki'ye derdik. 5 dakikada sonra bıyık değişir, sakal eğri olur. Adam gelir, gene karşıma geçer, küt diye ölür. Aynı adam. Kendine ok atar, kendini öldürür. İlk Kara Murat filmi, sinemalarda gösterime girdiğinde kapalı gişe oynar. Kara Murat, tarihi filmlerin seyirci ilgisi açısından en üst noktası olur. Kara Murat genelde çizgi roman optiğine kaçan ve geniş halk kitlelerine daha yakın olan her şeyiyle, aksiyonuyla, kişileriyle, renkli görüntüleriyle, kalabalık sahneleriyle daha yakın olan filmler oluyor. O filmlerde Kara Murat dahil olmak üzere tarihin gerçeğini aramak gereksiz bir şeydir. Yani şablon şekilde bir iyiler var, Türkler var, bir de kötüler var. Kötülerin kim olduğu önemli değil. KP Bizans da olabilir, başka biri de olabilir, Çinliler de olabilir. Yeter ki kötü olsun. Bir film, bir hayatın kurgulanması. Biz de tarihi kurgular idik ama neydi örneğin tarihi kurgularken? Türk insanı cesurdur, yiğittir, öfkelidir, duyguludur, atıyla konuşur örneğin. Ve çok yardımseven bir insandır. Biz tarihi filmlerde tarihin, büyük tarihin kahramanına, Kara Murat'a o çok insani değerleri de verdik. Niye geldin buraya? Hayatını neden tekrar tehlikeye attın? Dönmek zorundaydım. Çünkü burada sen vardın. Sonra alınacak öcüm ve Fatih'in bana verdiği görev. Kara Murat, yalnız Türk seyircisinin değil, dünya sinema seyircisinin de ilgisini çeker. Erler Film, bu filmle hatırı sayılır bir dış satım gerçekleştirir. Seyircinin ilgisi sürdükçe, Kara Murat yeni maceralara atılır. Cüneyt Arkın, 9 filmde kahraman Türk akıncısı olarak düşmanla savaşır. Bu filmlerden biri de İtalyanlarla gerçekleştirilen ortak yapımdır. Kara Murat, La Belva dell'Anatolia. Kara Muratlara dediğim o çalışmasının ürünü, atlaması, zıplaması çok şeyler getirdi. Yani Cüneyt Arkın, mesela İtalyanlar da yaptık biz. Şey çok beğenildi. Cüneyt Arkın'ın bence şanssızlığı, dışarıda olsaydı Cüneyt Arkın başka yerlerde olurdu. Cüneyt'in yolu çok açıktı dünya sineması için. İtalya'ya da ben Küçük Kovboy filmini çektim. Sinesite stüdyolarında. İşte orada İtalyan yapımcılar istila ediyordu stüdyoyu, Cüneyt'i görebilmek için. Kara Murat, seyircideki iyiden haksızlığa karşı gelme isteğinden yaratılmış, yarı hayal, yarı gerçek bir kahraman olarak belirir sinema perdesinde. Kara Murat, kötülere haddini bildirmiştir. Ona düşen, bir sonraki maceraya kadar sevgilisini alıp gitmektir. Türk sineması o günlerde böyle büyük projelere altyapısı hazır olmadığı için bütün yük bana kaldı. Yani yurt dışına İtalya'dan kameralar, özel cihazlar, efekt cihazları falan getirdim dışarıdan. Çok büyük zorluklarla çalışıldı. Devletin desteğini aldım orada. Orduyu, 1. Ordu'dan asker veriliyordu sürekli olarak. Saraylar, işte ibadethaneler, kiliseler açılıyordu. Bugün olsa bu yaşımda ben onları yapamam artık. Yani o gün yaptığımı bugün bu kadar büyük imkan olmasına rağmen yapamam. Çok zor şartlar altında yaptım ben o filmleri ama gurur duyduğum filmler oldu benim. Aşağıda brandayı gelen setteki arkadaşlara baktım, set işçilerine. Yüzlerinde nasıl bir ifade vardı biliyor musunuz İsmail Bey? Atla Cüneyt abi, başarısı. Sanki ben atlayamazsam onların onuru kırılacak gibi. Yani yüreklerini uzatmış koymuşlar bana atla diye. Bu anlamda yani iyi bir film çekildiği zaman o zamanın herkes şöyle derdi. Çay dağıtan, hiçbir şeyi olmayan, yani en arkada çalışan. İyi bir film yaptık derdi. Yani bir ekip işiydi o. Sinema seyircisi olmak bazen gerçekle hayalin koridorlarını karıştırmaktır. Masal anlatıcıları her hayali gerçeğe en yakın biçimiyle resmetmeye çalışırlar. İnanıp inanmamak seyircinin çocuk ruhuna kalmıştır. Ve aslında gerçek bir süreliğine de olsa bu salonun dışında durmalıdır. Benim kılıç vuruşlarım hiçbir zaman genel plan çekilmezdi. Belki genel plan başlangıç ama bütün ifade şuradadır. O vururken duruşunuz o budur inandıran. Sonra genel planda devrilmesini çek. O müthiş bir şey. Çünkü siz gerçekten savaşıyor olmazsanız, gerçekten düşmanın içine girmiş bir akıncı değilseniz seyirciye yutturamazsınız. Onun için Matrix'i falan ben çok umursamıyorum.